Yak dediğinde yakar, yakma dediğinde yakmaz. Onun kalbine vahy ediyor. Korkma, üzülme. Allahu Teala'nın şu aleme koyduğu kanunlar var. Bunlara sünnetullah, adetullah deniliyor. Ve mesela bir yıl 365 gündür. Bir yılda dört mevsim vardır. Gece gündüz birbirini takip eder. Ateş yakar, Yukarıdan bırakılan bir cisim aşağıya düşer. Bunlar adetullah denilen Allah'ın kanunları çerçevesinde değerlendirilir. Yani Allah belli ilkeler edinmiştir, belli prensipler edinmiştir. Ona göre icraatı vardır. Ama nasıl ki insanların yaptığı kanunlarda istisnai maddeler, şaz denilen durumlar varsa Allah'ın da alemdeki icraatında özel durumlar da vardır ne gibi? Mesela ateş yakar mı? Yakar. Her zaman mı yakar? Normalde yakar. Normal şartlar altında yakar. Ama Allah dese ki ya naru kuni berdan ve selameten ala İbrahim, ey ateş İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Ateş orada yakmaz. Neden? Ateş Allah'ın bir memurudur. Yak dediğinde yakar, yakma dediğinde yakmaz. Normalde yakıcılık özelliği vermiş. Normal şartlar altında durumu bu ama özel durumlarda yakmaz. İşte bu gibi haller eğer peygamberlerde görülürse mucize deniyor. Allah'ın veli kullarında görülürse keramet deniyor. Kur'an-ı Kerim'de keramete örnek olabilecek bazı durumlar var. Mesela Hz. Meryem bir peygamber anasıdır. Hz. Zekeriya onun yanına gittiğinde daha çocuk yaşlardayken her ne zaman varsa Orada bir takım meyveler görüyor. Hatta tefsirlerde anlatıldığına göre yazda kış, kışta yaz meyveleri veya o bölgede görülmeyen meyveleri görüyor. Ey Meryem bunlar nereden diye soruyor. Meryem de huve minen diyor. Allah katından, Allah dilediğine hesapsız bir şekilde rızık verir. İşte bu keramete bir örnektir. Allahü Teala Hazreti Meryem'e ileride peygamber anası olacak birisine bu şekilde ikramda bulunmuştur. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de mesela Hz. Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını Yemen'den Şam'a getirmesi anlatılıyor. Bunun yorumlarından birisi veziri getirtmiş Asaf bin Berhiya. Bu da yine keramete bir delil olarak kullanılmış. Öte yandan mesela Hz. Musa'nın annesi. Hz. Musa dünyaya geldiği yıllarda Firavun İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürtüyor. Hz. Musa da daha yeni dünyaya gelmiş. Annesi onun da öldürülmesinden endişe etmekte. Allahu Teala onun kalbine vahy ediyor. Biz Musa'nın anasına diyor vahy ettik. Korkma, üzülme. Çocuğunu Nil Nehri'ne bırak. Merak etme biz onu sana geri döndüreceğiz. Onu peygamberlerden kılacağız. Bu mealde ayet-i kerime var. Ve burada keramete yine bir delildir. Çünkü gelecekten burada haber de vardır. Yani çocuğunu tekrar yanına alabilecek ve o çocuk ileride peygamber olacak. Belki 40 yıl sonrasının bir müjdesi. Daha bebekken Hz. Musa'nın annesine bu şekilde haber verilmiştir. Ve kelam kitaplarımızda bu şöyle ifade edilir. Kerametül evliya hak. Evliyanın kerameti haktır peygamberlerin mucizesi nasıl haksa Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya, Hz. İbrahim'e ve daha diğerlerine nasıl özel ikram olarak sıra dışı bazı şeyler verilmişse o peygamberlerin ümmetinden olanlara da bir takım sıra dışı harika durumlar, özel ikramlarda bulunulmuştur. Böyle olunca kerameti reddetmek sahih bir akide ile bağdaşmamaktadır.